Merhaba arkadaşlar. Gezginin rotasının daha bir macerasına hoş geldiniz. Sen ne diyorsun baba? Güzel bir gündeyim. Güzel bir başlangıç yaptık. Evet. Arkadaşlarınızda da hususen özellikle teşekkürler ederim. Sağ olsunlar. Allah razı olsun baba. İlgilerini, Allah razı sevgilerini. olsun. Yani ülke genelinden yazanlar var, yurt dışından yazanlar var. Herkes Ne güzel, ne sana çok güzel. selam söylüyorlar. Allah razı olsun cümlesinden. Allah razı Allah olsun. ziyade etsin, sayılarını çoğalsın. Sayıların çoğaltmasını temenni ederim Cenab-ı Hak'tan. Allah razı olsun baba. Seni seviyorlar yani. Ben de onlara. Yaptığın Evet. çalışmalarda. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, bugün dağ evine doğru gidiyoruz. Yolculuğumuz başlıyor. Bugün yine elimizden geldiğince çalışacağız. Sizlerin de destekleriyle dağ evimizi günden güne geliştiriyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz yani. Özellikle bu ürettiğimizde en güzel, rahat bir şekilde ağırlamaktan çok onur duyarız. Yani çok kıymetlendiririz yani köy Evet. dilimiyle. Çok önemli. Yani çalışma Memnun bittiğinde, edeceğiz dağ evimiz bittiğinde herkesi de misafir misafirlerine. ederiz diyorsun yani. Kapımız açık diyorsun değil mi? Ha, sonuna kadar, Allah razı olsun baba. devamlılığa olarak yani. Yani dağ evi çalışmamız bittiğinde misafirimiz olarak Tabii sizleri de misafir görmeye bittiğinde. bekleriz inşallah. Tamam. Evet, buyurun yolculuğumuz başlasın. Dağ evimize geçelim. Erken saatlerde gelince manzara gerçekten güzel. İlk ışıkları. Nasipse dağ evine varıp ondan sonra tekrar dönüp ben köyde yemek için yumurtalı ekmek yaptıracağım. Ondan sonra da babamla dağ evinde yiyeceğiz afiyetle. Geçen bir yer arkadaşlar. Dört tane çıkartabilirsek. Bir tanesi. Abi boş su var ya sadece şey mi oldu? Ne? Neyse birazdan su var. Tamam mı? Tamam. Hayırlı işler, hayırlı işler. Sağ olun, hoş geldin. Nasıl parça vermiş? Kapadır. Şuradan bir duruyor. Kapadır. Afiyetle yerim baba. Şu,
Fırından yaptırdım onu. Dişler de yapıldı baba da. Niye böyle suyla yeme ihtiyacı duyuyor? Şimdi dişin çıkmasından korkuyor. Korkuma. Çıkmaz Allah'ın izniyle bak. Ben tamam. Gerisi senin. Şunlar daha yumuş olur. Kenarlar değil de şu ortaları yersen daha yumuş olur. Dolanıyorlar. Şu kenarlar kapanmadan ondan sonra bu taraflar kapanmadan pisliklerin gelmesini kesemeyiz yani zaten. Camımızı da takmamız lazım. Peygamber devesinin farklı bir versiyonu. Hatta ilk önce kuru kabuk değiştirmiş diye düşündüm. Orada asmış duruyordu.
Ondan sonra bir baktım üzerine doğru gelince hemen hareketlendi. Bakın gördüğünüz gibi. Ben bu türü ilk defa görüyorum. Allah Allah. Şuna bak ya. Yakışıklı bir şey. Sadece yapışamadı, geri düştü. Çileklerimizden kalanlar. Özellikle şu bölgede çilekler var. Onlar da artık kuruyor. Babam sulamayı bıraktığı için ben gelip gittikçe suluyorum anca. Kuyuda su yok şekliyle diyor. Bitecek korkusu. Çilekler ziyan oluyor açıkçası. Burası da tahminim bu elma ağacının gölgesi sabah bu tarafta işte akşam bu tarafta olduğu için ikindiden sonra o bölgedeki çileklerin bunların yaşamasını sağlamış. Yani diğer ki tahminim o yönde. Çünkü diğer iki yerlerdeki çileklerin hepsi kurudu. Tek tük bir iki tane var. Kuyunun dibine doğru su gittikçe aşağı indiği için gördüğünüz gibi su çıkarmak bayağı bir meşgale haline geldi. Tabandan daha dip tarafta su. Kuyumuzda tabandaki taşlar görükmeye başladı. Artık taban seviyesinde babamın dediği gibi su az ama yine çektikçe geliyor. Dipteyiz yani. Azalmış artık boruyla suyun arasında neredeyse bir karış bir aralık var. Ama ufak tefek bostanlar sulanabilir yani. Çok bir bostanımız yok zaten. Çilekler de vurmasın diye diyerek biraz su alınıp ara ara atılabilir. Kalan çileklerimizi ve babamın ektiği bostanları hafiften suladım. Bunlar da artık inşallah yağışlar hafiften başlarsa Eylül yağışlarıyla kendilerini kurtarırlar diye düşünüyorum. Değilse uğrayacaklar bunlar da gidecek. Buralardan artık ümidi kestik. Şunlar da sulanmış olsa babam arada geldiğinde etrafı değil de buralara da şey yapsa geldikçe iyi güzel olacak da inşallah vurmazlar yağışlara kadar. Gördüğünüz gibi babamın kavunu var. Ya kavun ya karpuz. Nasıl bir şey, yemek nasip olur mu bilmem. Yani kuraklıktan dolayı.
Çıtlıklar, menengiçler yani. Bilinen ismiyle çıtlıklarımız içine kızardı. Yakında ermeye başlar. Toplayıp yeriz afiyetle. Bir de çok toplama fırsatımız olursa bir günde toplayıp daha öne serip kurutup ondan sonra kışında yiyebiliriz yani. Denenebilir. Çocukluğumuzdaki en güzel yemişlerden bir tanesiydi. Katarlardı bize kurutulmuş halini. Çıtır çıtır okulda yerdik afiyetle. Bugünlük de gezginin fotosunun dahilinin sonuna geldik. Dönüş yolundayız. Güzel bir gündü. Günden güne sizlerin de destekleriyle bize moral motivasyon veriyorsunuz. Yorumlarınızla, beğenilerinizle günden güne dairemiz gelişiyor. Geliştirmeye devam ediyoruz. Bu emekte, bu başarıda yani ciddi payınız var. Allah razı olsun. Herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizden izleyenler, yurt dışından izleyenler, gurbetçilerimiz olmak üzere bazı yorumlarıyla destek olan yabancı takipçilerimiz de var. Onlar da ara ara içeriklerimizi yorum yaparak değer katıyorlar. Herkese sonsuz teşekkürler. Daimimiz sizlerle beraber gelişip güzelleşecek inşallah. Babamın emeği büyük. Ben beton işlerine bakıyorum. Ama toprak sıva işi onda. Gerçekten güzel iş çıkardı. Çocukluğumda bildiğim gibi. Emeğine sağlık. Çocukken de hatırlıyorum yani. Kendi evimizi, köy evimizde sıva yapmıştı. Şimdi tabii betonlaştırdık onu. Beton hale getirdik duvarları da. Ustalar yardımıyla. Eskiden yaptığını bildiğim için. Burada da dağ evinde bu toprak işini kendimize bıraktık. Niye? Çünkü kendi yaptığın daha güzeldir. Ve yaptığını da biliyorum. Baştan savunma yaptırmaktansa hem para verip hem nedir? Daha kaliteli ve daha güzeli olsun istedik. Babamın da eline sağlık. Daha evinde çalışmaya devam. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.